Güldür güldür şov iftiharla sunar. Acaba bu kadının başına daha ne gelebilir diye merak ederek 120 dakikalık 39 bölüm Kahırlı Kadın dizilerini izlemeye son. 7 dakikada Kahırlı Kadın dizimiz başlıyor. İyi seyirler. Ölen oğlumun karısı Mehtap. Tabaklar yerleşmedi mi daha? Kusura bakmayın anneciğim. Tam yerleştirecektim ki öksürük krizim tuttu. Yüksek sesten öksürme. Dul kadınsın. Yanlış anlarlar. Size açıklamam gereken bir şey var. Ölümcül bir hastalığa yakalandım. 500 liralık bir ilaç var. Onu alamazsam eğer öleceğim. Kusura kalma. Mutfağa yaptıracağım. Hasta olurken bana mı sordun durdu? Siz de haklısınız. Siz de haklısınız ama ben bakın size destek olmak için 8 işte birden çalışıyorum. Ve kazandığım bütün parayı size veriyorum ben. Kocam bungee jumping yaparken ölmeseydi o bana bakardı. Ah Allah'ım. Sus! Sus be kadın! Sus! Evde kadın olaydın. Oğluma ekstrem heyecanlar yaşatsaydın da. Oğlum gidip de bungee jumping yapmasaydı. Anne, ben geldim. Oğlum, hoş geldin yavrum. Açım. Ay. Torunum, yemek hazır, otur. Buyur bey. Acıksa torunuma. Kusura bakma gelin, sana yemek kalmadı. Olsun, ne yapayım? Ah, benim canım Ozan'ım doysun yeter. Çantamda 3 gün önce aldığım kuru bir simit vardı. Ben onu kemiririm, önemli değil. Susamlı simit yeme. Dul kadınsın. Yanlış anlarlar. Haklısınız babacığım. O zaman çok iyi olduğu için ölen annemden kalan şu kolyeyi satayım da kendime ilacımı alayım. Ozan! Ne oldu yavrum? Ne oldu anne? Okuldan paya istediler. Öğretmen cincir almayan olursa okula gelmesin dedi. Bütün arkadaşlarım aldı. Ben alamam. Bizde paya yok dedim. Bir daha okula gitmek istemiyorum anne. O nasıl laf? O nasıl laf yavrum? Sen kimin için yaşıyorum yavrum? Al annem. Al bu kolyeyi. Git kendine cincir al. Ben alayım be. Ben kimin için yaşıyorum? Yavrum için yaşıyorum. O böyle evde dursun. Yanı başımda olduğunu bileyim. Bana yeter. Yavrum! Gitmiş. Oh! Bugün de doyduk. Ecik yemek kalmış. Gidem de kedilere verem. Babacığım. Ozan bensiz yapamaz. Bu çok ölümcül bir hastalık. Lütfen bana 500 lira verin. Söz veriyorum 9. işe girip bunu size öderim. 9 deme. Dul kadınsın. Yanlış anlar. Merhaba, ben Kazım. Kim olduğumu soracak olursanız, zengin, kariyerli, yakışıklı ve aynı zamanda bu evin sahibiyim. 8 aylık kira borcunuz birikti, sizi dışarı attıracağım. Yapmayın, kurban olayım yapmayın. Bakın dul bir kadınım ben, bir de çocuğum var. Üstelik aciz, muhtaç ve hastayım. Ödeyemem. Böylesine aciz, muhtaç ve vasıfsız bir kadın olmanız beni çok etkiledi. Ben sana aşık oldum. Hmm.
benim gibi bir kadının... Nasıl aşık olabilirsiniz? Çok param var, rahat batıyor. Ama ben ölümcül hastayım. Beni aciz, muhtaç ve vasıfsız bir kadından daha çok etkileyen bir kadın tipi varsa... o da aciz, muhtaç, vasıfsız ve aynı zamanda ölümcül hastalığa sahip olan bir kadın tipidir. Gerçekten mi? Tabii. Niye o öyle kendi ayakları üstünde durmaya çalışan, kariyer yapmaya çalışan kadınlar? Halbuki muhtaç, kahramanını bekleyen bir kadın gibisi var mı? Söyle bana. Hiç karşılık beklemeden seni nasıl kurtarabilirim, ne yapabilirim senin için? Aslında bir ilaç var. 500 lira. Onu bir alabilsem... Ben de var. Asla alamam. Ben onurlu ve gururlu bir kadınım. Asla, asla, asla! Fakir olduğun kadar gururlusun da... İşte şimdi geri döndürülemez bir şekilde aşık oldum sana. Bütün işimi, gücümü bırakıp... kendi hayatımı mahvedip... senin hayatını kurtaracağım. Al bunu. Ne olur al, al bunu, 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 ne olur. Al, 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 al. Peki, tamam. Bunu alıyorum. Ama en yakın zamanda ödeyeceğime söz veriyorum. Bu bir borç. Ha! Yabancı bir erkekle. Hem de elinde bir takım para. Yanlış anladım. Yanlış! Açıklayabilirim. Açıklama! Dul kadınsın. Yanlış anlarlar. Bakın, Kazım bana sandığınız gibi bakmıyor, tamam mı? Hasta olduğum için ilaç parası diye verdi bu parayı. Ozan! Anne! Yine ne oldu? Öğretmen, Disneyland'da gezi düzenlemiş. Tam 500 lira istiyordu. Vermem dedim, vermem dedim. O paraya annemin ihtiyacı var dedim. Benim akıllı, anlayışlı oğlum. Yavrum benim, yavrum. Akıllı, anlayışlı diyorsunuz. Bütün arkadaşlar da gidiyor. Ama neyse. Dün gece de rüyamda Mickey Mouse'u görmüştüm. Bana gel, gel diyordu. Başka zaman Mickey. Seni görmeyi çok istesem de... annemizi orada koyamam ki. Yok. Ben seni Disney'siz bırakmam yavrum. Al annem bunu. Git istediğin yere. Hem ben... kimin için yaşıyorum ki? Anayım ben. Ozan'ın mutlu olsun. Yanı başımda dursun. Onun mutlu olduğunu bileyim yeter. Yavrum! Gitmiş. Fedakar analığını da gördüm ya. Ha? Ben oldum. Hem de tam oldum. Yani öyle aşık oldum ki. Artık bundan sonra... her şeyi bir kenara bırakıp... ailemi karşıma alıp seninle evleneceğim. Bekle burada, para çekip gelin. Dur trenç kotlu. Gözlerimin içine bak trenç kotlu. Evet, doğrusu Naime uyarmak zorunda kaldı. Göz göze oynanması gerekiyor. Çok doğru. Sen yanına git. Kazım'a iyice yaklaş ve ona ne diyeceksen de. Tamam. Şeyden alalım. Ben para çekmeye gidiyorum deyince sen daha dramatik söyle dur trenç kotluyu. Sen de dön, sen onun yüzüne doğru giderek söyle, göz gözelik devam etsin. Buyurun. Tamam. Fedakar analığını da gördüm ya. Artık her şeyi bir kenara bırakıp seni kurtaracağım. Sonra da ailemi karşıma alıp seninle evleneceğim. Bekle burada, para çekip... Dur! Olmaz öyle, olmaz. Bir dakika, gel. Hayır, hayır, gel. Onu döndür, göz göze gel, sonra böyle yürü. Bakalım ne yapacak. Bekle burada. Para çekip geliyorum. Dur, trenç kotlu! Ve bana bak. Bana bak, trenç kotlu!
Naime, al elini önünden, al elini önünden. Elini? Gözlerimin içine bak Trenç. Bakıyorum işte! Onun ilaç parası yetmez. Oğlum milleti dolandırdıydı ölmeden önce. Bütün senetleri de bunun üstüne yapmış. O yüzden bize 1 milyon lira daha lazım. O zaman şirketi satıp geleyim. Mantıklı. Umarım son dakikada parayı yetiştirirken trafik kazası geçirip komaya girmem. Allah'a ısmarladık. Boşa kal Transkotlu. Dur kaldım, dur. Dur, benim için değmez. Benim için değmez deme. Dul kadınsın. Yanlış anlarlar. Bırak anlasınlar. Oğlum bunun yüzünden öldü. Ölmedim anne. Oğlum? Nasıl? Bahadır? Tam da gönlümü yeni birine meyil etmişken kocam Bahadır çıka geldi. Sen bence jumping yaparken ölmedin mi? O kötü kazadan mucizevi şekilde kurtuldu. Peki o kadın kim? Onu kurtarıp kendine aşık eden zengin kadınım ben. Teknemde gidiyordum ve Bahadır'ı gördüm, ona aşık oldum. Evlenip çok mutlu olacağız. Peki neden geri döndünüz? Neden? Benim içimi pare pare yapmak için mi? İçin deme! Dul kadınsan. Yani sanarlar. Aslında hiç dönesim yoktu. Ama aşkım Çiçek, gidip oğlunun da velayetini alalım. Böylece eski karın daha da beter olur dedi. İnanır mısın? Bu bana çok mantıklı geldi. Peki dur, abi, dur. Neden? Neden? Ben çok erken girdim. Dur. Çık o zaman. Adam yanlış anlarlar dedi de girecektim. Çok özür diliyorum. Zile basar mısınız? Bir daha şey olmasın. Ben çıkıyorum. Dul kadınsından alalım ki her şey çözülsün. Ha. Dul kadınsan. Yani sanarlar. Aslında hiç dönesimiz yoktu. Ama aşkım Çiçek, geri dönüp oğlunun velayetini alalım. Böylece eski karın daha da beter olur, sürünür. Böyle yerlere kapaklanır deyince ben de ikna oldum biliyor musun? Peki ama neden, neden? Çünkü bütün başarılı kariyer sahibi güzel kadınlar gibi fettan ve kötüyüm de o yüzden. Allah, ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? Söyle lütfen, ne yapabilirim? Hiçbir şey yapma! Dur kadınsın. Yani sanarlar. Merhaba. Sen de kimsin? Dizinin reytingleri kötü gittiği için diziye dahil olan kötü karakterim ben. Topunuza kötülük yapacağım. Sonra siz de bana karşı birleşeceksiniz, beni yeneceksiniz, gerçek bir aile olacaksınız. Olay bu. Peki ne gerekçeyle kötülük yapacaksın? Ne? Seninle bir derdim yok seken kadın. Mehtap, yıllar önce Bahadır yerine beni seçmeliydi. İyi ama biz tanışmadık bile. Ha işte. Gidip onunla tanıştın. Halbuki benimle tanışsaydın her şey daha iyi olacaktı. İşte bu mantıklı sebep yüzünden hepinize kötülük yapacağım. O Kazım'ın şirketini de aldım. Hisse senetlerini de aldım. Sürüm sürüm süründüreceğim. Hepiniz bana borçlusunuz. O biraz sıkar. Al. Kefen param. Topa topa harcağı ne demekse. Ne demekse o? Anne. Ailemiz için ha. Öyle. Sana zamanında çok kötülük yaptım belki. Entrikalar çevirdim arkandan. Doğru. Seni tren raylarına ittim. Hem de tren geliyorken. Evin içindeyken evi kundakladım. Seni yakmak istedim. Yakma. Ama ben de neticede bir anneyim. Yufka gibi bir kalbim var. Anladın mı kızım? Anneyim ben. Emeklilik ikramiyen. Al. Ailemiz için her şeye değer. Ben de kendimden daha kötü bir karakter gördüğüm için sana teklifimi veriyorum. Ah, pişman oldum yaptıklarımdan.
Ben de sana ikinci nesil akıllı telefonumu veriyorum. Yalnız dikkat et. Çiziksizdir ha. Madem öyle, ben de sana çantamda kalan son 1 lirayı veriyorum. Yeter ki aileme dokunma. Ah! İşte bu 1 lira eksikti, o da tamam oldu. Bu borçlarınızı karşılar. Kahretsin, yenildim. Gidiyorum ben. Çok güzel dram oldu ama bunu daha böyle müziğini de arttırarak biraz daha hareketli, biraz daha değişik bir şey yapıp, yani evet dram olsun ama bu kasvetten bir kurtulalım istiyorum. Tamam. Tamam mı? Yani daha böyle bir, bu diziyi Hint dizisi gibi yapalım, müzikli. Yani biraz konu ağır olabilir ama bir istemsiz bir neşe gelsin içimize. Herkes repliğini daha Hint müzikalinden alıp getirsin buraya. Fena mı olur? Hadi buyurun. Hepiniz bana borçlusunuz. Süründüreceğim sizi. Kefen param kimin olsun? Pardon, şöyle yapalım. Hani bunlar böyle dans uzasın diye veriyor gibi yapıyor, vermiyor falan o kısımları da. Verirken dağıttı zaten. Sen gülme, sen acılısın. Evet, hadi. Sürüm sürüm. Hepiniz bana borçlusunuz. Oynatacağım hepinizi. O biraz sıkar. Lanet olsun ki bu 1 lirayla işte bana olan borcunuz da kapandı. Lanet olsun. Yenildim. Gidiyorum ben. Artık her şey için çok geç. Sanırım ben ölüyorum. Ölme! Dol kadınsın.
Ne anlıyorsa anlarlar. Kim anlıyor o yanlışı? Kim? İşte kahveden bizim Nuri, Vehbi filan yemiş. Ama şu an anladım ki benim için onlar değil. Sen değerlisin kızım. Öl. Ölme kızım. Daha yeni kavuşmuştuk. Ölme. Artık çok geç. Eda! Artık çok geç. Öldü. Daha fazla geç olmadan ona bir mezar yeri bakmalıyız. Hayır, hayır. Ölemez. Ölemez. İlaç getirdim. El ele toplanın. Yatağın başucunda toplanın ki ilaç çalışsın. Allah'ım. Allah'ım gelinimi bana bağışla. Dur. İyileştim. Kazım. Aşkım. Baba. Demek ölmeyip bize geri döndüler. Babam. Oğlum, seni asla bırakmayacağım. Asla. Babacığım, babacığım. Okulda Rihan'la konseri varmış. Öğretmen gelmeyeni yok yazıyormuş. Tam 500 euro istediler. Bak anan denildi, git onunla ilgilen. Anne! Ah canım yavrum. Herkes karakter dönüşümünü tamamladığına göre hepimiz artık iyi insan olabiliriz. Birlikte çok mutlu olacağız canlarım. Mehtap'ın kahırlarından kurtulduğunu sanıyorsanız yanılırsınız. Çünkü Mehtap gider, Ayşe gelir. Ayşe gider, Fatma gelir. Ve bu duygu sömürüsü asla bitmez. İyi seyirler. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımı